Bir önceki videoda sonlu geometrik bir seri için toplam formülünü çıkarmıştık ve bu formülde a serinin ilk terimine r'de ortak oranı gösteriyordu. Bu videoda ise sonsuz geometrik bir seri için toplam formülünden bahsetmek istiyorum. Sonsuz geometrik bir seri için toplam formülü beni hep çok etkilemiştir. Çünkü sonsuz bir serinin toplamından bahsederken, yani sonsuz sayıda terimin toplamından bahsederken, ki buna birazdan siz de şahit olacaksınız, ortak oranın alacağı değere göre bu toplam sonlu bir değer olabilecek. Bu konuyu birkaç şekilde inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi, sonsuz geometrik bir serinin toplamı n sonsuza giderken bunun limiti olacaktır. Yani n sonsuza giderken bu ifadenin limiti sigma k eşittir 0 n'ye kadar a çarpı r üzeri k. Tabii ki bu yaptığımız n sonsuza giderken bu ifadenin limitini almakla aynı şey olacak. Yani limit n sonsuza giderken bu ifade olacak. Şimdi tüm bunu kopyalayıp yapıştırayım, biraz zaman kazanalım. Evet, kopyala, yapıştır. Peki, n sonsuza giderken bu ifadenin limiti ne olabilir? Size bir ipucu vereceğim ve daha sonra videoyu durdurup bu ifadenin limitini bulmanızı isteyeceğim. İşte ipucu. R'nin birden büyük olduğu, 1'e eşit olduğu, kısacası R'nin mutlak değerinin birden büyük olduğu, R'nin mutlak değerinin 1'e eşit olduğu ve R'nin mutlak değerinin birden küçük olduğu durumları düşünün. Evet, cevabı bulduğunuzu biliyorum. Şimdi hep birlikte bir daha düşünelim r'nin mutlak değerinin birden büyük olduğu durumlarda, n sonsuza giderken bu üstel ifade çok fazla büyüyecek. Böyle değil mi? Ve üstel ifade büyüdükçe bu ifadenin değeri de çok büyüyecek. Sonuç olarak bu ifadenin mutlak değeri çok çok büyük bir sayı olacak. r 1'e eşit olsaydı, payda 0'a eşit olacaktı ve artık bu formülü değerlendiremiyor olacaktık. Ama r'nin mutlak değerinin 0 ile 1 arasında olduğu zamanlarda bu ifadeyi değerlendirebiliriz öyle değil mi? Ve işte o zaman bu ifade bize anlamlı bir sonuç verebilir. r 0'a eşit olursa da artık geometrik bir seriden bahsedemeyiz. Bu konu hakkında daha önce konuşmuştuk. O halde gelin r'nin mutlak değerinin 0'dan büyük ve 1'den küçük olduğu bu aralık için ifademizi değerlendirelim. Bu durumda ne olur? payda sıfırdan farklı bir değer alır, yani değerlendirilebilir. Ve burada ise mutlak değeri birden küçük bir sayıyı alıp, sürekli artan bir kuvvetlerine alırsanız, yani bu sayıyı kendisiyle çarpmaya devam ederseniz, her çarpma işlemi sonunda ilk sayıdan daha da küçük mutlak değere sahip bir sayı elde edersiniz. Kısacası n sonsuza giderken, buradaki ifade sıfıra yaklaşacaktır. Örneğin r'nin 1 bölü 2 olduğunu düşünün. 1 bölü 2 üzeri 100, 1 bölü 2 üzeri 1000, 1 bölü 2 üzeri 1 milyon, 1 bölü 2 üzeri 1 milyar. Evet, bu ifade hızlı bir şekilde 0'a yaklaşacak. O halde, r'nin mutlak değerinin 0'dan büyük ve 1'den küçük olduğu bu aralıkta burası 0'a gidecek. Bu durumda bu ifadenin a bölü 1 eksi r şeklinde değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz elimizde sonsuz geometrik bir seri varsa, mesela ilk terim 1 olsun, bundan sonra gelecek her terimi de 1 bölü 3 ile çarpacağım. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 3'ün küpü artı bu şekilde sonsuza kadar gideceğiz diyelim. Ve sonsuz sayıda terime sahip olan bu toplam, işte bu değere eşit olacak. Birinci terim, bölü 1 eksi ortak oran. Bu örnekteki ortak oransa 1 bölü 3'tü. Evet, 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 yani 2 bölü 3 bu da 3 bölü 2'ye eşittir. Ya da 1 buçuğa. Şimdi itiraf edin, siz de çok etkilendiniz, öyle değil mi?